Ya nasıl yaparsın ya? Ne demek ya seviyordum? Sen de dediğinin farkında mısın? Ya ben sizi el ele gördüm. Ben o çocuğa yıllarımı verdim. Zeynep olsun özüm ama. Nasıl yaparsın bunu? Ya neyi dinleyeceğim? Neyi dinlemesinden bahsediyorsun? Ben de onu sevdim. Ne demek sevdim? Sen ona benim verdiğim yılları verdin. Zeynep ben sana en yakın arkadaş dedim. Omuzunda ağladım ben senin. Nasıl yaparsın? Aklıma almıyor bunu. Nasıl yaparsın sen? Ben sana inanamıyorum. Sana artık söyleyecek hiçbir sözüm yok ki benim. Zeyra ben annemden sana sığındım anlıyor musun? Hayata tutunacağım tek ben sensin. Sen de bana bunu yapıyorsan ben kime güveneceğim? Ben neden yaşıyorum? Neden varım Zeyra? En yakın arkadaş almayı senin bu mu? Ya sevdiğim çocuğun elini tutmam, onunla gezmek, Zeyra onunla benim olmak ne demek? Her çıktığımızda benim kalbim... Zeyra benim kalbimi ona olan aşkımdan atıyordu. Seninki niye atıyordu? Ne ölümle Zeyra ben onun için defalarca ölüme gittim. Sen bunu bile nasıl yapardın? Aklıma alıyorsun ya sana. Diyecek hiçbir şey bulamıyorum ki ben. Sana sadece yazıklar olsun. Anladın beni yazıklar olsun. Elimi kaldıracağım. Ola bile değmezsin. Değmiyorsun hiçbir şeye. O var ya yüce Allah'ın selamını bile bana bundan sonra verme. Ben seni Allah'a havale ediyorum kesin. Sakın. Ama sakın Zeyra. Anladın mı? Sakın bir daha karşıma çıkma. Sakın. Aferin. Evet, aferin. Peki. Vallahi. Aferin. Ağladı ya. Vallahi helal olsun. Yedi günün bir isalı, kesme bastığın dalı. Dinle de bak ibret al, dinle bak ibret al, dinle de bak ibret al, dinle bak ibret al. Bu geceki masalı, bu geceki masalı. Evvel zaman içinde, kalbur zaman üstünde. Dinle de bak ibret al, dinle bak ibret al, dinle de bak ibret al, dinle bak ibret al bu geceki masalı. Aman Şaban değil, ben gidiyorum, dükkan sana emanet. Sen hiç dur yedirme ustacı, buralar bana emanet. Ustam gider gitmez. Geçirdim onun önlüğünü. Çektim çekmecesinden onun en sevdiği buhar brusunu. Ustalık taslıyorum biraz. Hoş görün bu fakiri. Ustalık iyi de müşteri yok tarihi bize. Aptal ya da işler kesat. Tıraş olan azaldı çok. Diş çektiren hemen hiç yok. E seyrekleşti acayemat. Enflasyon var diyor büyükler. Enflasyon var da günden güne eriyor mandır. Dış yardım olmasa diye arasan sardan halimiz nice diyor büyükler. Tevekkeli tutturmuyor bunu her patron. İlham veriyor insana. Zihni açıyor. Patron oldun mu zeki olacaksın. Burnuna sinek bile kondurmayacaksın. Direneceksin, ezeceksin. Gücün kime yetiyorsa onu sömüreceksin. Karun kadar servetin olsa kimseye metelik koklatmayacaksın. Şimdi kasabanın yolunu tutmalı. Panayır da var hazır. Cebimde tam 19 akçe var. Gidip de gelmeye yeter de artar. Şimdi hemen gidip bir eşek kiralayıp kasabanın yolunu tutmalı. 3 kişiyi tıraş etsem, 2 kişinin dişini çeksem, rakkase benli nergise manikür yapsam, pedikür yapsam, gündeliği doğrulttuk demektir. Hay aklında bin yaşa Şaban. Aman diyelim proyu unutmayalım. Patron dediğin uzaktan tanınmalı. Fabrika bacası gibi. Ta uzaktan, dumanından tanınmalı. Alo. Elbe. Ne yapıyorsun? İşte. Onu dinliyorum.
Saçmalamayın. Saçmalamayın, kesinlikle inanmıyorum. Resim göndereceksiniz. İyi, gönderin bakalım. Yapamazlar bunu bana. Telefonlarını da açmıyor bu olan ya. Hanım, bu olan ne zamandan beri böyle sorumsuz olmaya başladı bu çocuk? Bilmiyorum, sana sormam. Hep senden yüz alıyor bu çocuk. Ben sana demiştim bu çocuk doldurduğundan çöpe atalım diye. Gelsene ama ben göstereceğim ona ne yapacağımı. Sana çekmiş bey, ben ne yapabilirim? Bak, yetiştirme bana. Ha, geldi oğlan. Gel oğlum bakalım. Neredesin lan sen? Arkadaşım doğum günündeydim. Sen niye adam olmuyor? Sen ne zaman adam olmayı düşünüyorsun lan? Yapma bey, yapma. Karışma. Ne zaman adam olmayı düşünüyorsun lan sen? Ne zaman okuyacaksın adam olacaksın oğlum? Ha? Ne zaman adam olacaksın lan? Ha? Ya beyim. Karışma, karışma. Ne zaman adam olmayı düşünüyorsun lan sen? Ha? Ya. Al şunu götür, gözün görmesin. En güzel okullarda, en güzel kolejlerde okuturuz adam olsun diye şunu yaptığına bak. Tamam, siz geçin oraya. Ben geliyorum, tamam. Yavuz. Nasılsın? İyiyim, sen nasılsın? Teşekkür ederim. Buyur. Gel şöyle oturalım. Tamam. Nasıl gidiyor? İyi gidiyor. Hiç görüşemiyoruz. Evet, görüşemiyoruz. Sen numaranı mı değiştirdin? Numaramı değiştirdim. Sen bir söyle, iş yerimizi biliyorsun falan. Niye gelmiyorsun? Senin bana ulaşmamı bekledim. Bir arkadaş. Bu arada kim? Bir arkadaş. Yavuz, ne oluyor Yavuz? Bir dakika, Yavuz, ne oluyor? Açıklayabilir miyiz? Bir dakika. Bir dakika. Yavuz, ne oluyor? Görüşürüz. Ne oluyor Yavuz? Bir açıklama bekliyorum. Evet. Açıklayabilirim. Evet. Evli mi Yavuz? Ama açıklayabilirim. Ben seni ciddi düşünüyorum gerçekten. Hayır, Yeşim. Evli insanlarla. Yeşim, hayır lütfen. Yeşim gitme. Bilmiyorum, hayır. Neredesin Ezgi? Çarşıdayız. Bir saat dinlediği izin aldınız. Nerede kaldınız? Hadi çabuk eve gelin. Yakınlardayız, geliyoruz. Hayat gelebildiniz ya. Nazan anladın mı? Ben senin söylediğin gibi adam olmanı istiyorum, tamam mı? Tamam. Öyle diğer çocuklar gibi serseri olup da dışarıda gezme. Oku, adam ol. Tamam, tamam. Gel buraya. Biz kocaman bir aileyiz. Efendim, biz izlediğiniz için teşekkür ederiz. Peki çocuklar. Teşekkür ederim. Tabii teknik bilmediğiniz için bir takım yanlışlıklar yaptınız burada. Şimdi iki farklı mekan var sonuçta. Birisi ev galiba, bir tanesi de bir iş yeri, bir bar gibi filan gibi bir yer değil mi? Hani evet. Çünkü değişik antreler var. Birisi sahnenin gerisinden içeriye bir antre var. Bir de evin girişi var. Seyirci kısmı burası. Dolayısıyla sizler, yani bakın önceden de söyledim, hani birbirinizi marke etmeden, marke ne demek? Şimdi ikiniz orada duruyorsunuz. Siz ikiniz gelin, tam arkadaşların önüne geçin. Siz de gelin. Yüzünüzü arkadaşlara dönün. Arkaya dönün. Biraz daha kapat arkadaşını. İsminiz neydi sizin? Yeşim mi? Ezgi. Tamam, Ezgi. Demin bir sahnede bunu gördüm ben.
Bir hani karşılaştınız ya barda. Ya işte kızla erkek karşılaştı, eski sevgilisiydi. Sonra da bir hanımefendi sonra konuşalım falan dedi. Şu anda tip pozisyonunda konuştunuz bunu. Oysa hemen sol tarafa geçin ikiniz de. Sonra geçer misiniz? Geçin. Evet, orada. Biraz diagonal. Mesela şöyle. Yani bize de. Bu arkadaşlarımız burada sevgili olarak gidiyorlardı. Kimdi onlar? Sen yoktun, sonra geliyorlar mesela kızla değil mi? Sen mi geliyordun? Sen neredeydin? Ben babaydım. Ben de. Sen babasın, ne işe yaradın? Ufak bir şey göstereceğim. Siz oturun. Siz gelin. Buradan da gelmiştiniz. Evet. Burası bir bar. Eyvallah, evde şu anda ışık ışık yok. Bir şey görmüyoruz, burası karanlıkta. Şu anda oyun orada ve ışıklar sahne diye düşündüğümüzde ışıklar orada yanıyor. Siz ne yaptınız? Bir eğlence yerine geliyorsunuz. Öyle mi? Neşeli bir şekilde geliyorsunuz. Çok durağan bir şekilde yani cenazeye gelmiyoruz. Cenazeye taziye bildirmeyeceksiniz. Neşeli geliyorsunuz. Geldiniz. Şurada diyelim ki bir masa gibi bir şey var. Burada durdunuz. Şimdi seyirci hem sizi hem de burayı görmek durumunda. Hem de olayı algılamak durumunda. Bir an göz göze geldim. Senin yanında sevgilin var. Ona da çaktırmamaya çalışıyorsun sevgilin mi? Hayır, oğlum. Ha oğlum. Oğluna çaktırmamaya çalışıyorsun. Belli ki bu insanla daha önce bir geçmişin varmış. Öyle mi? Biz öyle algıladık. Tamam. Ama bilmiyor. Bir tesadüf karşılaştınız. Baktın, bir tedirginlik yaşadın. Eyvah, sıçtık yani, ne yapacağız şimdi? Dedim. çünkü burası öğrenirsin, terk edip gireceksin. Anne ne oldu? Yok bir şey. Bir daha döndü. Olayı pekiştirmek adına. Hesap sormaya geliyorsun. Kim lan bu gibilerden? Ya ben izah edebilirim. Açıldım, geldim bunu tek başına bıraktım. Sonra o gelip ne oluyor burada? Kim bu gibi çatışmalar burada olmalı. Sonra görüşürüz lütfen bilmem ne filan. Hadi anne gidelim ya oğlum hadi çıkalım gidelim buradan gittiniz. Burası götür. Zaten ilgili değil olayla hiç. Başka bir yerde o. Öyle değil mi? Başka bir mekan olur çünkü. Biri Aksaray'da, biri Konya'da. Öyle. Bana durumu izah et. Sinirli. Kim bu? Ne oluyor? Nedir yani? Ya izah edebilirim. Lanet olsun lan seni. Çekil git. Bir tane karşıma çıkma. İner. Bir kavga da burada. Yine geldiğin yerden veyahut da tek altı orada. Ama buradan gitmen çok daha doğru olur. Dur. Buradan giderdik. Oysa sizler ne yaptınız? Geldiniz burada oyun oynarken birbirinizi tamamen kapattınız. Yani görmedik. Biz bilet aldık. 30-40 lira para verdik. Bilet aldık. Sizi izleyeceğiz. İzleyemiyoruz. Bunlara dikkat etmek zorundasınız. Evet arkadaşlar şöyle bir alalım sizleri. Şimdi bu. Hocam bir de şöyle bir şey söylemek istiyorum ben. Normalde biz arkadaşlar tek gelecektik çift kişi. Çift kişi bir skecimiz vardı bizim. Hani biz dedik arkadaşlarla beraber... Çok güzel bir şey yapmışsınız. Hani ya olayınız, kurgunuz gayet güzel. Yani her şeyi aşırı hazırladınız. Ben onlara bir şey demiyorum. Sadece sahneyi kullanma açısından, teknik olarak yani reji olarak aklınızda bulunsun. Seyirciye hiçbir zaman gerekmedikçe arkanızı dönmeyin. Mutlaka yüzünüzü görelim yani. Onun sağında, solunda, çapraz birbirinizi kapatmayacak şekilde sizin yüzünüzü, gözlerinizi, gözlerinizdeki o ışıklığı ve pırıltıyı, o duyguyu mutlak surette görmek durumundayız. Evet. Sinirliliği, korkuyu, neşeli durumu nasıl anlayacağız? Yüzünüzden anlayacağız değil mi? Gördü, bir an bir panik, o paniği hem yanındakine çaktırmadan ama bize de çaktırarak yanındakine çaktırmayacak, seyirciye çaktıracak şekilde oynamanız gerekir. Peki, bundan sonra eğer birlikte hareket edeceksiniz, içinizde sağlam yani sahneyi reji yapabilecek bir arkadaşınızı seçin. Seyirciyi her zaman yüzünüz görebilecek şekilde, gözünüz görebilecek şekilde olayı kotarmaya çalışın, o şekilde oynayın.
Tamam mı arkadaşlar? Tamam hocam. Bir de biz mesela sahnede vurulacaksa da vurmuyoruz, öldürülecekse de öldürmüyoruz, yaparmış gibi yapıyoruz. Sakatlıklar çıkabilir. Tokat atma, tabii bunlar da hepsi teknik. Tokat atma, tokat alma, yumruk atma, yumruk alma olayları kimseyi dövmeden, vurmadan, can acıtmadan onları biz yapabiliriz. Elinin, biz ona aşağıda göstermiştik, el hareketini yapmadı. Yok, el hareketi değil. Yani senin demek istediğini ben anladım. Ben tokat atacağım, seni böyle bırakacaksın, ama bana vuracak. Yani yapma, bana yapma. İyi, gel böyle. Hocam demek istediğini bak, şimdi size gösterelim. Ben anladım. Şimdi tokat mesafesi bu. Tokat atacağım mesela. Ama vurmayacağım. Şuradan geçireceğim elimi. Elim buraya geldiği zaman sen tokadı yemiş, acıyı da hissetmiş gibi kafanı o tarafa. Bu tarafa götürürsün olmaz. Şu. Seyirci bunu görür. Zaten efektlerinden bir olay vardır. O ses gelir. Anladın? Şöyle git yaptığın zaman. İki elini kapatman gerekmez. Hiç kapatman da gerekmez. Yani ellerini kullanman da gerekmez. Tokadı yediğin anda kafanı çevirsen bile o sert bir şekilde. Çünkü bu geldi. Bak bu tokat. Ha ne oldu? Ben sana değmedim. Tamam mı? Bu şekilde çalışın. Tamam. Kızım sen yine ne yaptın? Niye beni bu kadar üzüyorsun? Neden? Anne seyret üzmüyorum işte biliyorsun. Bekle bu yaptığın kaçıncı şey ya? Kaçıncı şey bu ya? Kaçıncı bu yani? Kaçıncı? Hep beni üzüp duruyorsun. Anne özür dilerim. Defne ben seni nasıl büyüttüm? Ne zorluklarla büyüttüm bilmiyor musun? Defne niye böyle yapıyorsun bana? Anne. Defne bak kalp hastasıyım. Baban yok başımızda. Ben seni tek başına büyüttüm. Babanın olmadığını yüzüme vurup durmak zorunda değilsin. Defne sen babanın olmadığını senin benim ne zorluklarla büyüttüğünün farkındayım. Defne bak ağlayarak üste çıkmaya çalışma. Hep bunu yapıyorsun. Hep böyle yapıyorsun Defne ya. Hep beni üzüyorsun. Hep bunu yapıyorsun. Sonra ağlıyorsun. Sonra ben sana kıyamıyorum. Sonra suçunu affediyorum ama bu böyle olmayacak Defne. Bugün böyle olmayacak bu. Kalp hastasıyım. Beni bağırttırıyorsun. Beni bana geçirdiğin şu duruma bak ya. Kalbim sıkışıyor benim Defne, kalbim sıkışıyor. Kıyamamış halin bana bu mu anne? Her zaman ne yapsın diye soruyorsun ama bir kere bile beni dinlemiyorsun ki ne yapmaya çalıştığımı hiç sormuyorsun. Sen her şeyi soracağım, her şeyi bilirsin. Annelerden başka kimse hiçbir şey bilmez mi? Anne ben de insanım. Ben de yaşıyorum, ben de hatalarımı yaşayarak görmek istiyorum. Defne çıldıracağım artık, çıldıracağım. Bak bu yaşına kadar hep seni dinledim. Ama hiç mi haklı bir sebebin olmaz, hiç mi olmaz Defne ya? Anlamıyorum seni kızım, anlamıyorum. Ben ne yaptım, ben ne yaptım senin gibi bir kız hak etmek için? Ne yaptım anlamıyorum Defne. Kalp hastasıyım. Anne yanlış bir şey yapmıyorum ki sen bana neden böyle davranıyorsun? Defne bu yaptıklarının açıklaması yok Defne artık. Anla ne yaptın bana ya? Halime bak. Yeter baban yok başımızda. Kalp hastasıyım diyorum. Hiç acımıyorsun annene. Yok benim sonra gelip böyle önünden ağzım önleri çekiyorsun ya. Odana git Defne, odana git. Gözüm görmesin seni. Defol git. Efendim? Ya sen beni niye arıyorsun? Niye beni arıyorsun? Niye beni arıyorsun? Hem aldatıyorsun, hem başka kadınlara gidiyorsun, beni üzüyorsun. Niye arıyorsun beni? Bak benim kızım sen yok biliyor, öldü biliyor, anladın mı? Babası yok biliyor. Bak beş kadına hep gördüm. Baba! Baba! Aşkı! Hakkımda her şeyi bilmek istiyorum ağzınızdan. Pekala. Holmes,
Bayan ısrar ediyor. Siz bir mürebbiyensiniz. Doğru mu? Aferin. Bildiniz. Aferin Holmes. Yemekler nerede kaldı? Öğrenciniz. 8 yaşında bir oğlan. Yapmayın, Charlie henüz 7 yaşında. Yaşına rağmen size mürekkep atabiliyor. Doğru mu? Yüzümde mürekkep izi mi var yoksa? Hayır canım. Yüzümde hiçbir kusur yok. Yalnız kulağınızda 2 damla mürekkep var. Hint mavisi. Çıkması zor bir lekedir. Çocuk çok düşüncesizce davranmış. Lakin siz tepki vermeyecek kadar tecrübelisiniz. Öyle. Bana biraz düşünme fırsatı ver lütfen. Nişanlıyım mısınız? Elinizde yüzüğün izi kalmış. Ve boynunuzdaki değerli mücevherler eşsiz bir yapıya sahip. Yalan mı? Bunları yalan mı dedim size? Bunun izahı yok. Eşiniz... Eşinizi aldatıp öldürüp gitmişsiniz. Ben onu öldürmedim. O beni aldattı. Beni aldatmasına rağmen ben onu affettim. Göğsümde taşıdığım sevgisiyle yıllarca onu bekledim. Sanırsam İngilizler sevemez. Doğru mu? Holmes yapma lütfen. Bekle. Orada dur. Daha son sözümü söylemedim. Gelin. Bu evin hali ne? Ne bu evin hali? Ne bu evin hali? Ha? Ne bu evin hali? Sırf kocanın yanına gidiyorsun, oturuyorsun. Ana daha yeni temizlemişim. Niye böyle yapıyorsun? Senin yaptığın temizlik buysa. Buysa yani şuraya bak. Orada toz. Burada toz. Burada su. Aha, aman dayıklık. Bu ne geziyor burada kızım? Ne geziyor? Ana yemin ederim sabahtan beri hiç durmamışım. Hiç durmamışım. Niye böyle diyorsun? Ben seni köyden aldım. Şehirden gelir yapar diye köyden buldum. Köyden buldum ama yaptığına bak. Ne yapıyorsun ne? Yatıyorsun saat 10'da kalkıyorsun. Ondan sonra onu temizledim. Bunu temizledim. Vay benim halime. Ana bir şey diyemiyorum sana. Bir şey diyemiyorum. Cevap verme. Cevap verme. Araya ben girip bir şey diyebilir miyim? De bakayım Paul. Az önce oyuna girerken dedin ki bu kıza güzel. Ha, bu mudur güzel? Bu mu ya? Bak. Asıl güzel bak burada kurban olayım ben sana. Bak. Abi niye geldiler hani saçmalar bak. Niye böyle yapıyorlar? Bak karını koruma bak. Benim kızım güzel ders çalışacak. Ben o gelini köyden boşuna geçirmemişim. Bunu şehirde yaptın da ne oldu? Hanımefendi oldu. Okuyacak. Abi niye adam olacak. Doktor olacak, bana bakacak, sıcak su, elini sıcak sudan soğuk suya koymayacak. Duydun mu kız? Ama bu kendisine bakmaya acizdir, sana nasıl bakacak? Hayır, benim kızım ders çalışıyor, değil mi güzel kızım? Tabii ki de ders çalışıyorum abi. Şehirde yetişti, şehirli kız başkadır. Baksana, Allah. Otur kızım sen, otur. Hadi kızım. Otur. Hadi, yap siz şu halıları. Ana, halı silmese de bir çocuk yapsak biz, bir izin versen. Hayır, çocuk yaparsa olmaz. Olmaz, kesinlikle olmaz. Çocuk yaparsa ne olur biliyor musun? Ne olur ana? Benim kızıma bana iş düşer. Yerleri ben silerim, çamaşıra ben giderim. Şurayı da tıpkı gelin almadığın önden öncesi gibi. Ana biz gelin aldık, hizmetçi değil. Öyle olsa hizmetçi alırdık. Ben de kaynanama hizmet ettim. Yok. Ana çok üstüne gelirsiniz. Bu devir böyle olmuyor. Ne diye aldık seni sanıyorsun? Ana bir çocuk vallahi fazla değil. Yemin ediyorum bak. Hamile olacak. Olsun işte ne yapacak güzel. Yapacak dört aşağı. Oh. Oh işte ben ne diyorum olsun diye. Oh. Hadi zamanı var. Bir tane. Zamanı. Bir tane. Ana sakın yaklaşma. Sakın. Ay, geceleri nöbet tutuyorum odanızda. Onu biliyoruz ana. Bir yaklaşırsanız, bir yaklaşırsanız olmaz. Ana karım aldım, kardeş mi aldım hiç bilmiyorum. Yemin ediyorum bilmiyorum. Ana. Oo, anadan kıyıyorsun yani. Şimdi sen güzel kızı karımdan atacağım bir adamla mı kıyıyorsun? Yani o ana evlendi, şey mi oldu?
Bana tamam anlama kurban olayım. Tamam bak dokunmuyorum. Elim bile sürmüyor. Süremiyorum. Yoksa tansiyonun çıkar. Ta 20'yi. Ne olacak sonra? Tabii yükseliyor. Hastaneye gideriz. Aha bu doktor olacakmış. Bu ilgilensin senden. Bari o zamana kadar oğul yapma çocuk. O zamana kadar bekleyelim. Ana jüri sapık olduğumu düşünecek. Kurban olayım. 2 senedir evliyiz ama... Yok. Oğul 3 sene daha sabret. 3 sene daha. Ha? Kaç ya? Sene? 3 sene daha. 3 sene daha. Vay onun haline. Ben oyuncu olacaktım. Bırakmadın aldın beni. Eve hizmetçi olayım diye mi? Sen de oyunculu. Ya sen de bir şey söyle. Ya ne çirkin bu karıncı bu. Hayatım kurban olayım bir şey diyemiyorum. Anadır ha. Ama gidiyor. Mersin gibi diyar olmaz. Begüm hangisi ana? Senin kız kardeşin birini mi seviyor musun kız sen? He? Bana söylemeden birini mi seviyor musun? Ana olmadı. Ana Allah'a yalanın kimden duydun anne? Bu ana. Ben duydum. Elimiz beçisi mi olacaksın? Bak kafamıza geleni. Hanım hanım ağa gibi, hanım ağalar gibi yatıyorsun. Ana vallahi yapmıyorum. Kim o? Kim o? Ben duyarım. Ben mahallenin muhtarıyım. Her şeyi duyarım. Her şeyi görürüm. He? Her şeyi görürüm. Günün olsun. Beni her gün dövüyorsun. Tabii ki böyle olurum ya. Hak ediyorsun. Aa böyle bir şey ben görmedim yani. Komşularım görmesin. Günün var bugün saat ya. Altıda. Tamam çık. Çık. Olmaz olsaydı. Allah vermeyeyim senin gibi evde ablama ya. Ben haklı. Tamam dışarı çıkar mısın lütfen? Erkan gelecek. Hüseyin Bas, hoş geldiniz. Ne olarak atıyorsunuz? Siz oyuncu. Ben zaten şey, mobay olarak kullanıyorsunuz. Bütün yaş model. Ben... Yani aklınız... Hoş geldiniz. Ne olarak atıyorsunuz?